Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babaannemle birlikte komposto yapacağız. Bahçemizden erik topladık. Şu şekilde arkadaşlar, babaannem şişelere koymaya başladı. İyice olgunlaştılar. Hatta çatladılar bile olgunluktan. Bu şekilde arkadaşlar şişelere koyuyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. Kazanda kaynatıyoruz. Daha sonra da içmek için de bunu şekerli suyla güzelce bir çözündürüp içiyoruz. Çok fresh bir içmesi oluyor. Biz öyle çok şekerli yemiyoruz. O yüzden az şekerli yapıyoruz. Bunu şey yapanlar da var mesela. Bu erikleri bütün bir şekilde kazanda kaynatıp da süzüp posasını alıp bir koyu bir kıvam elde ediyorlar, konsantre. Ondan çözündürüp de içebiliyorlar ama böyle biz de böyle yapıyoruz. Bunun kurutulmuşuna hoşaf deniyor. Koy böyle bu şekilde yapılana da, taze meyveyle yapılana da komposto deniyor arkadaşlar. Bu şekilde şişeler kullanıyoruz. Genelde küçük şişeler. Çoğu da zaten böyle kullandığımız, aldığımız garnitür şişeleri vesaire, onları kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Hem bizim için tasarruf oluyor hem de bu şekilde atmak yerine değerlendirmiş oluyoruz. Üstlerine su da ilave edeceğiz arkadaşlar. Şeker koyacağız. Şeker de koyacağız. El salla babaanne. Babaannem bana biraz kızgın. Sabah biz babamla bahçeye gittik. Babaannemler de bunu yapacaklarını sabah. Şu an akşam üzeri oldu. Ben de video çekeceğimi söyledim. O yüzden onları akşama koydum biraz. Akşama kaldı diye kızıp duruyor bana. Kızdığı zaman kaşları da çatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada fırınımız falan da var. Genelde ekmeğimizi burada yapıyoruz. Köy ekmeği tazecik. Mis gibi oluyor. Burada da incir ağacımız var. Bu yıl incirlerde pek yok. Var da olmamışlar. Görünmüyor şu an. Evet. Şurada. Burası da evin arkasındaki fındık bahçesi arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da erik ağacı var arkadaşlar. Kızıl burun diyorlar. Burnu kızıl da diyen var. Bizim buralarda burnu kızıl deniyor. Bunun yemesi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Hoşafı da, bunun hoşafı güzel oluyor. Yani kurusu, kurutulmuş hali. Şu şekilde arkadaşlar. Yemesi gerçekten çok mükemmel. İyice bundan da olgunlaşmışlar, görebiliyor musunuz? Dibine dökülmeye başlamışlar. Bunları da yani bir iki gün içerisinde toplayıp bunları da hoşaf yaparız arkadaşlar. Güzelce kuruturuz. Hava da çok güzel serin. Arkadaşlar şimdi komposto için şekerleri koyuyoruz. Şeker ilavesi yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman sonradan eklemeden daha güzel oluyor. Çünkü eriğin kendi böyle aromasıyla karışıyor. Daha güzel oluyor. Tadı daha çok ortaya çıkıyor. Birazdan da su ilave edip kapaklarını kapatacağız. Sonra da kazanda kaynatacağız. Arkadaşlar bunlar yani güzel muhafaza edildiği zaman, kapağı yani açılmadığı, atmadığı zaman yaklaşık yani 1-2 sene gider yani. 1-2 sene güzel böyle serin yerde muhafaza ettiğiniz zaman tüketilebilir yani. Bu şekilde ben de sularını koyayım. Ben sen kendi işini yap.
yemeklerin yanına vesaire bahçeye falan da götürüyoruz bir arkadaşlar. Fındık topladığımız zaman tarlada falan da çok güzel gidiyor. Tarlada bizim bir de soğuk bir kaynak suyumuz var. Suyun içine atıyoruz bunu. Bayağı bir serin oluyor, soğuk oluyor. Tadı çok mükemmel oluyor arkadaşlar. Bu kendi yaptığımız doğal organik şeyler gerçekten hiçbir şey değişilmez arkadaşlar. Yani paha biçilmez güzellikte ve lezzetteler. Arkadaşlar bu şekilde biraz arttı. Bunları tencerede kaynatıp şu an tüketiriz, yani bu birkaç gün içerisinde tüketmek için kullanırız. Bunları da daha sonra tüketmek için yapıyoruz arkadaşlar. Şu an tüketmeyeceğimiz için bu şekilde muhafaza etmek için, saklamak için şişelere koyuyoruz. Bunları da bozulmasın diye bunları da bu şekilde kaynatıp tüketeceğiz arkadaşlar. Ezme de yapabiliriz, evet. Ezmeyi de bunu komple eziyoruz arkadaşlar. Çekirdeğini çıkartıyoruz. Posasını çıkartıyoruz. Bunun böyle bir akışkan, bir yoğun bir kıvamı oluyor. O da gerçekten çok güzel oluyor. O da sarı erikten daha güzel oluyor arkadaşlar. Şurada mesela sarı bir erik var. Sarı erikten daha güzel oluyor arkadaşlar. Hafif böyle bir mayhoş yemesi oluyor. Tadı çok başka oluyor. Arkadaşlar bunlar işte köyün güzellikleri, yani köyün mükemmellikleri. Doğal, yani organik yaşamak gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar şişeleri kapaklamaya başladık. Şu şekilde. Bunu yaparken kapağı oldukça sert bir şekilde sıkmamız lazım. İçine hiçbir şekilde hava vesaire girmemesi lazım. Eğer sert bir şekilde yapmazsak, güzelce kapağını kapatmazsak, bunu kaynattığımız zaman kompostunun içine su girer ve bunu kullanamayız arkadaşlar. Bunu kazanla da sıkı bir şekilde koymamız lazım. Çünkü kaynadığı zaman aralarında boşluk olursa, sert olmazlarsa oynama yapar ve şişeler kırılabilir. O yüzden mesela yarısını kullanmıyorsak yarısını böyle taşla sıkıştırmamız lazım arkadaşlar. Kaynatmak için. Üzerine de taş koymamız gerekiyor. Kapaklar iyice otursun, hava almasın diye. Üzerine dedem de oradan diye üzerine ağırlık ağırlık diyor. Evet arkadaşlar, üzerine de ağırlık koymamız gerekiyor. Biz bu şekilde varil kazan kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle bu tarz şeylerde. Bunlar ince olduğu için daha çabuk kaynıyor ve daha verimli oluyor diğerlerine göre. Diğerleri çok kalın, hem de çok ağır. Bu mesela çok hafif arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar kazanımızı bu şekilde doldurduk. Bu şekilde şöyle demirden yapılmış saç var. Sacak diyoruz biz. Şimdi saracağız güzelce. Bu şekilde çuval yardımıyla arkadaşlar güzelce örtüyoruz üzerine. Sonra taşla güzelce sıkıştıracağız ve suyunu ekleyeceğiz. Sonra odunları yakıp kaynatacağız. Taşları da arkadaşlar mesela şurası boş, şu araya girecek şekilde. Araları mesela bak şu an mesela biraz oynuyor. Biraz daha sıkıştıracağız onları. Ondan sonra güzelce olacak. Böyle ağırlık yapmaya taşları koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bayağı bir
sağlam oldular. Birbirine böyle kaynadığı zaman suyun da hacimiyle beraber sıkı olmazsa eğer yukarı çıkar ve birbirine çarpma yapar. Bu sürede de kırılır şişelerimiz. Bu kadar ağırlık yeterli arkadaşlar. Şimdi bunu 4-5 saat şekilde kaynatacağız arkadaşlar. İyice suyunu çekene kadar. 3 saat 4 saat civarında. Tabii bu kaynatma süresi kaynattığımız şeye göre de değişir. Mesela erik çabuk kaynar, çabuk içini döker. Mesela mantar vesaire, fasulye. Bunlar mesela daha erken ya da daha fazla kaynatma olabilir. Süreç değişebilir tabii. Arkadaşlar annem kompost yapmış. Dolapta kompostu buldum. Şimdi size kompostun çözünmüş halini göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Genelde annem bunu tencerelere koyuyor. Şu şekilde göstereyim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kompostunun taneleri, erikler iyice dağılmışlar. Mükemmel bir görüntüsü var. Şimdi sizin için tadayım arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel. Böyle fresh, çok böyle tatlı sevmeyenler için çok güzel. Tadı aynı berry hibiscus'a benziyor. Starbucks böyle sevenler belki bilirler. Gerçekten ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar kazanımıza suyu koyduk. Taşları geçecek şekilde. Ateşimizi de yaktık. Bu şekilde uzun odunlar kullanıyoruz arkadaşlar genelde. Ateş yandıkça bunları ileri sürüyoruz. Sürekli odun atmakla uğraşmıyoruz. Kazan da hafiften kaynamaya başladı dediğim gibi. Varil kazanın farkı çok ince ve anında kaynatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu şimdi biz 3 saat boyunca kaynatacağız. Ondan sonra sabaha kadar dinlendireceğiz, bekleyeceğiz. Çünkü su sıcak oluyor ve şişeler de sıcak olduğu için dokunamıyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi yorum kısmına belirterek bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.